İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurduğunu iddia etmişti. Açıklamalarına Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki gelen Netanyahu, tedarikte dramatik bir düşüş yaşandığını ve aylardır bunun düzelmesi için görüşüldüğünü söyledi. חלה ירידה דרמטית באספקת החימושים שהגיעו מארצות הברית לישראל. במשך שבועות ארוכים פנינו לידידינו האמריקנים בבקשה להאיץ את המשלוחים. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri dünyanın sarsılmaz müttefikleri. Ancak Gazze Savaşı Washington'la Tel Aviv arasında çatlak oluşturmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ni silah tedariğini durdurmakla suçladı. Yaklaşık 4 ay önce ABD'den İsrail'e gelen silah arzında çarpıcı bir düşüş oldu. Haftalarca Amerikalı dostlarımızdan sevkiyatları hızlandırmalarını istedik. Bunu defalarca yaptık. Vurgulamak istiyorum, kapalı kapılar ardında yaptık. Bazı mühimmatlar damla damla geldi, ancak büyük silah kütlesi geride kaldı. Bunu duyan Amerikan Başkanı Joe Biden'ın çok sinirlendiği, hatta İsrail'le iki toplantıyı iptal ettiği iddia edildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yalnız 1000 kiloluk bombaların tedariğinin durdurulduğu, geriye kalanlarınsa normal seyrinde İsrail'e gönderildiği kaydedilmişti. Netanyahu bunu yalanladı. Bu durumda aylarca hiçbir değişiklik olmadıktan sonra bunu halka açık bir şekilde ifade etmeye karar verdim. Bunu yılların deneyiminden ve bu adamın darboğazı gidermek için gerekli olduğunu bilerek yaptım. Başbakan Netanyahu, bu sorunun çözüleceğine inanıyorum, dedi. İsrail Başbakanı olarak benim görevim kahraman savaşçılarımızın en iyi savaş araçlarına sahip olmalarını sağlamak için her şeyi yapmaktır. Son günlerde duyduklarım ışığında bu sorunun yakın gelecekte çözüleceğini umuyor ve inanıyorum. Ama ben de söyleyeyim. Ve söyledim bunu da Amerika'ya.